Dur. Nasıl hissediyorsun Scoop? Harika. Yine kadar sevdiğimi biliyorsun. Scoop, onun adı kırıcı. Hatırlaması da kolay. Çünkü bir şeyleri kırmaya yarıyor. Şimdi anlıyorum. Artık başlayabilir miyim Bob? Başlayabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Scoop aşırı heyecanlandığında geriliyorum. Çünkü kırıcıyı kullandığında her zaman heyecanlanıyor. Kırıcı nedir? Da. Hayır, dadadadanın adı da değil. Evet, bu sadece çıkardığı ses. Neyi çıkardığı ses? Da, yani kırıcı, bak. Lütfen fazla heyecanlanmamaya çalış. Pekala Scoop. Telin hizasına kadar kazmalısın. Yoksa yağmur suyu düzgün biçimde akıp gitmez, anladın mı? Evet, anladım Bob. Hemen başlayabilir miyim? Kırmak istiyorum. Yani tabii dikkatlice kırmak istiyorum. Kırabilir miyim? Lütfen. Tamam Scoop, ama sadece bir soruya cevap vermen kaydıyla. Nedir o Bob? Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Sakin ol Scoop. Dünyanın merkezine kadar kazmamıza gerek yok. Orası derin değil mi? Olamaz. Dikkat et Scoop. Sadece dayı dikkatli kullan diyorum. Tamam, bağırmana gerek yok. Bu çok eğlenceli. Aslında çalışıyor Bob. Sadece düzgün çalışmıyor. Ona bir bakarım. Hayır. Sanırım sorunun ne olduğunu biliyorum. Şu düğmeyi çevir, voltajı artır. Tamam, ben de bir daha dene. İyi görünüyor. Bir Bob elinin değmesi lazımmış. Bu biraz hızlı olabilir mi? Aslında biraz bendy eli daha iyi olabilir. Yuhu! İşte hayat bu. İşime bayılıyorum. Biraz yavaşlaman gerekmiyor mu Scoop? Seni duyamıyorum Mac. İyi çalış dedim. Senin molosu götürmen gerekmiyor mu? Pekala, artık bölünmeden gerçek işleri halledebilirim. Ay, Bob ve Wendy sana bu ağaç evi mi yapıyor? Bana değil JJ, bize. Onun Spring şehri roketlerinin ilk kulüp evi olmasını istiyorum. Pek planladığımız gibi değil. İlk kulüp evimiz mi? Gerçekten mi Safi? Evet. Wendy benim kahramanım ve her şeyi inşa edebilir. Değil mi Wendy? Kahramanlar öyle midir ki? Buna nasıl hayır diyebilirim ki? O zaman ilk kulüp toplantımızı bugün çay saatinde yapabiliriz. Ağaç ev bugün mü bitsin istiyorsun? Çay saatinde mi? Evet, lütfen. Sorun olmaz değil mi Wendy? Elbette. Sonuçta ben bir kahramanım. Teşekkür ederiz. En iyi kulüp evi olacak. Pekala ekip, güzel bir ağaç evi inşa edeceğiz ve bunun için bir günümüz var. Yeni bir program gerekiyor. Bob ve Mac, siz depoya geri dönüp kiriş taşıyıcılar için kereste keseceksiniz. Lofty, sen kalıp bana yardım edeceksin. Sonra ben temellere beton dökmek için diziyi çağıracağım. Pekala, kahraman Wendy. Bu senin işin ve bence sen söylemelisin. Gerçekten mi Bob? Tamam o zaman. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın.
dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Şimdi ne yapıyorsun? Oh, Scoop. Affedersin ama rahatsız edilmemeliyim. Bu kiriş taşıyıcıları istenilen ölçüde kesmeliyim. Şimdi ne yapıyorsun? Az önce yaptığım şeyi. Scoop, canın sıkıldıysa yeni getirilen taşları derleyip toparlayabilirsin. Hop, affedersin Bob. Seni rahatsız mı ettim? Zemin boyandı. Tamamdır. Boya kuruyor. Tamamdır. Evet. Ağaç evi hazırlamaya yardım için gel. Ay. O halde ekip işe başlayalım. Mac, sen çakıllı kumu yayacaksın. Lofty, sen malzemeleri yükleyeceksin. Ve Scoop, sen de Tuton'la otopark için beton karacaksın. Pekala. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Hey, Tuton. Şef Teti'nin meyveli süt pastanesi çok eğlenceli bir yer olacak ya. Bu yüzden betonla biraz daha eğlenceli bir şey yapabileceğimizi düşündüm. Daha eğlenceli mi? Yani yeni malzemelerle deneyler yapalım. Bir karışım yapıp ne çıkacağını görelim. Aa, hayır hayır hayır. Betonla asla oyun olmaz Scoop. Her zamanki betondan yapacağız. Yani her zamanki betondan mı? Kesinlikle. Düz, pürüzsüz ve olabildiğince gri. Şimdi yaptığım meyveli sütleri tadıp hangisinin gerçekten süt tastik olduğunu söyleyecek birine ihtiyacım var. Bir şeyin süt tastik olup olmadığını söyleyebileceğimden pek emin değilim. Aa, bu çok kolay. Tek yapman gereken bu köpüklü, kremalı, tatlı, meyveli, nefis lezzetin tadına bakmak ve ne düşündüğünü söylemek. Ben yaparım. Pekala. Bir deneyeceğim. Hadi hep birlikte bir tadım molası verelim. Merhaba Scoop. Nasıl gidiyor? İyi değil. Şef Teti'nin meyveli süt pastanesi için eğlenceli bir beton yapmak istedim ama Tuton her zamanki betondan yapmak istiyor. Bir avuç şunlardan, bir parça bundan, biraz da şundan olsun. Evet ve bir tane de bundan. Ah, evet. Yeni karışımlar deneyip yeni renkler yapmayı seviyorum. Şimdi hepsini karıştıralım. Vay. İşte oldu. Lestetili süt tastik bir karışım. Ha, birinci örnek. Bu gerçekten süt tastik. Bu iyi tastik. Herkese günaydın. Merhaba Bob. Merhaba Safi. Bu da kim? Adı Rex ve o benim köpeğim. Merhaba Rex. Affedersin Safi. Kedimle ilgilenmeliyim. Endişelenme Pilchard. Sadece sağlık kontrolü. Oh, Bob ve Pilchard. Buyurun oturun lütfen. Birazdan döneceğim. Ha, yeni bir köpek mi Tilly? Cooper mı? Hayır, sadece ona göz kulak oluyorum. Evet öyle. Oo, canım benim o. Oo, kucu kucu. Oo, evet öyle. Oo. Bir saniye lütfen. Günaydın. Evet, veteriner aradınız. Bugün öğleden sonra gelebilirsiniz. Affedersiniz, burası çok gürültülü de yüksek sesle konuşur musunuz? Akıllı köpek, otur. Dur. Rex! Oh.
misin Safi? Evet, iyiyim. Teşekkür ederim. Ne oldu böyle? Sadece bir tahmin ama sanırım Cooper kedi kovalamayı seviyor. Gel Cooper. Akıllı köpek. Otur. 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 Ne yapacağım ben? Arayan başkan Madison'dı. Kedisini özel bir fotoğraf için bakıma getiriyor. Peki ya Cooper başkanın kedisini kovalarsa? Belki de kedi ve köpekleri ayrı tutacağın bekleme odalarına ihtiyacım var. O zaman hiç sorun yaşamazsın. Benim için bugün inşa edebilir misin Bob? Bu harika olurdu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Peki. O halde yapayım. Otur. Sen akıllı şey. Önce Cooper bir sakinleşsin de. Pekala. Başkan ve kedisi bu akşamüstü geliyor. Bu işi bugün bitirmemiz mi gerekiyor? Doğrusu pek vaktimiz yok. Cooper'a da göz kulak olur musunuz? Kontrolleri benimle gelemez çünkü bugün göreceğim çok fazla kedi var da. Bölme nedir Wendy? Hayvanat bahçesinde bir hayvanın yaşadığı yerdir Scoop. Burası zürafanın özel yuvası olacak. Gerçek bir zürafa. Zürafalara bayılırım. En sevdiğim hayvandır. Çünkü boyunları çok çok uzundur. Tıpkı benim vinç kolum gibi. Öyleler. Bu harika Lofty. Pekala, sana dışarıda ihtiyacımız var. Tabii Bob. Bütün inşaat malzemelerimizi çitin diğer tarafına geçirmen gerekiyor. Tamamdır Bob. Biz de içeride zürafa bölmesini bitiriyor olacağız. Pekala ekip, gidelim. Zürafayı görmek için sabırsızlanıyorum. Olamaz. Bu çit gerçekten çok yüksek. Üstünden zürafayı asla göremeyeceğim. Evet, işin temel kısmını hallettik. Sadece Lofty'nin taşıyacağı şu malzemeler gerek. Pekala ekip, gidiyoruz. Bob. Ne oldu Jenny? Gertie'yi kaybettim. Uzun tüylü peru kobayını. Onu besliyordum ama durup dururken ortadan kayboldu birdenbire. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Her yere baktım. Ben mi hayal görüyorum yoksa Jenny'nin saçı hareket mi ediyor? Jenny, sanırım bakmayı unuttuğun bir yer olabilir. Olamaz. Beni maymun evine dönmek zorunda bırakma. Merak etme. İşte burada. Seni yaramaz şey. Teşekkürler Wendy. Vay, burası muhteşem görünüyor. Zürafanın seveceğinden eminim. Zürafanın bir adı yok mu Jenny? Gertie'nin olduğu gibi. Henüz yok Fırıl. Belki de buraya geldiğinde ona bir isim verebiliriz. Pekala, artık seni bölmene geri götürmeliyiz Gertie. Gertie. Aha, Gertie. Pekala. İşe koyulsak iyi olacak. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Günaydın ekip. Günaydın Bob. Gidelim.
Bugün Şef Teti'nin yepyeni döner restoranındaki işlerini bitiriyoruz, tamam mı çocuklar? Adı Uçan Tava. Yuhu! Harika! Uzay gemisine benziyor. Amaç da bu, Scoop. Pekala, ben mutfağı yaparken Leo, Mac, Scoop ve Lofty bu girişi süsleyecek. Başka bir gezegendeymişiz gibi uzay gemisi rampamız ve ay taşlarımız olacak. Yaşasın! Ben de tavanın bir atlı karınca gibi dönmesi için elektrik tesisatını yapacağım. Müşteriler böylece yemek yerken farklı manzaraların keyfini çıkaracak. Kulağa eğlenceli geliyor. Evet! Ve ikiniz için çok özel bir sürprizim var. Öğle yemeği için özel yemeğimi hazırladım. Sardalyeli sandviç. Yaşasın. Hey. Heyecanlanacağınızı biliyordum. Pam, 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 merhaba Şef Teti. Oh, en sevdiğim inşaatçı ekip dostlarım. Yardım edebilir miyiz? Evet. Bunlar bu akşamki açılış ziyafetindeki şefin özel yemekleri için. Kremalı patlıcan, fettuccine ve ocakta ızgara yapılmış biberiyeli köfte. İşte bu kulağa lezzetli geliyor. Ama benim sardalyeli sandviçlerim kadar değil. Pekala ekip. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Çok iyi iş çıkardık millet. Gerçekten bir uzaylının evim diyeceği bir yere benziyor. Şey, uzaylı nedir? Uzaylının ne olduğunu herkes bilir. Şeydir, Leo, uzaylı nedir? Uzaylılar uzak gezegenlerden gelen çok küçük yeşil misafirlerdir. Turist gibi mi? Tatile çıkan turistler. Neye benziyorlar? Şey, sanırım yeşil tenli, üç gözlü ve dört bacaklı canlılar ve kahvaltıda yemeği en çok sevdikleri şey... Yemek vakti. Birazdan dönerim.